müsaadenizle. Arzucuğum, ah tebrik ederim. Kanepeler harikuladeydi. Oh, mersi tatlım. Bir bakalım sahneye kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Nazan Öncel. Oh! Ay ben çok severim onu. Evet. Çok bestek verdim ben ona. Nazan Öncel şöhret olmayı çok bekledi ya. Ama ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş. Ay derviş demişken durduk yere aklıma geldi. Bizim Derviş Bey geldi mi acaba? Geldi. Şurada. ben bir gidip sorayım bakalım. Şehrimizin imparatoru beğenmiş mi taratoru? Alemsin Arzucuğum. Ay ben alemsem, kral sensin. İmparator da derviş. Aa, benim gitme vaktim gelmiş. Merhaba tatlım. Ben Arzu Parlak. Dansın sultanı. Sahnelerin sultanı. Televizyonun sultanı. Şimdi inşallah hayırlısıyla sinemanın sultanı. Derviş Beyciğim, şimdi size bahsettiğim bu film... Yani bakın ben çok alçak gönüllü bir insanımdır. Asla kendimi övmeyi sevmem ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmi olacak. Ben de Derviş Bey, o film... Ve adı da Parlak Arzular. Yazan Arzu Parlak. Yönetmen Arzu Parlak. Ve oyuncu Arzu Parlak. Ve parayı batıran, pardon yatıran Derviş. Ay affedersiniz, soyadınız neydi? Sinemayla ilgim olmaz. Derviş, sinemayla ilgim olmaz. Ay bu çok uzun bir soy isim. Afişe sığmayabilir. Biz buna kısaca Derviş Sinema desek. Hanımefendi, olmaz. Derviş Sinem. Hanımefendi. Derviş Sin. Hanımefendi, boşuna uğraşıyorsunuz. Ay toplantıdayım, görmüyor musun? Sinan Çetin arıyor ama. Ay hiç yalvarmasın boşuna. Ben o projeyi şu anda Derviş Bey'e satmak üzereyim. Ama mutfaktaki telefonda bekliyor. Pek de sinirli. Ya görüyorsunuz değil mi Derviş Bey? Bütün sanat camiası benimle bu projeyi yapmak istiyor. Ama ben sizinle yapmak istiyorum. Çünkü gözünüzdeki sinema ateşini gördüm. Ama ben gideyim şu Sinan Çetin'e bir fırça atayım canım. Aa, olmaz ki böyle. Bir Komiser Shakespeare diye film yaptı, cümle aleme rezil etti bizi. Neymiş? Shakespeare komisermiş. Allah Allah, olur mu öyle şey? Ay git oku kardeşim, adam ressam, ressam. Ah, ay çalış çalış bittim vallahi. Bu da can canı. Nerede çalıştığını sorması ayıp. Ay ayıpsa sorma abla. Ver şuradan bir tepsi kanepe. İçeride millet kanepe kanepe diye inliyor. Eğer biraz daha götürmezsem kanepeleri kemirmeye başlayacaklar vallahi. O boynundaki gül ne? Ne var yani abla? Garsonlar boyunlarına gül takamazlar mı? Daha ne diyeceksin? Garsonlar oy veremezler. Garsonlar evlenemezler. Garsonlar müşteriye götürdükleri tabaktan bir kaşık bile alamazlar. Garsonlar çorbanın içine parmağını sokamazlar. Değişti abla bunlar, değişti. Bu ülkede demokrasi var. Basıldık. Ne bu üstündeki? Ne yani? Şimdi de garsonlar şık kıyafet giyemezler mi demek istiyorsun? Yasaklarla bir yere varamazsın abla. Bir açıklama bekliyorum. İçerideki konuklar da yemek bekliyor. İnsanlar açıklamasız yaşayabilirler ama yemeksiz asla. Sen hemen şimdi bir açıklama yapmazsan zaten hiçbir şekilde yaşayamayacaksın. Nereden çıktı bu elbise? Elbise dolabında. Niye? Çünkü... Şuncağız çok sıkılmış elbise dolabının içinde. Bir hava alsın, insan içine çıksın dedim. Arzu. Tamam tamam ya.
Hani bu bir tane derviş bey vardı ya. O sağ olsun beni tanıdı. Yeni projen var mı diye sordu. E ben de bu film projesinden bahsettim. Ay sen bir ilgilen, bir ilgilen... Yani senin için birlikte iş yapmamızın hiçbir önemi yok. Abla ben bir oyuncuyum. Ay yemek işi senin hayalin. Yani tamam benim de hayalim yemek ama oyunculuktan kazandığım paraları yemek. Benim hayalimde yemek işi falan yok. Abla yoksa senin hayalinde mi oyunculuk? Bak açıkça söyleyeyim bu kilolarla biraz zor. Benim oyunculuk gibi bir hayalim de yok. Ayrıca fazla kilom da yok. Biraz vücudumda bazen doymamış yağ oranı yüksek. Ama yani bunun da şimdi konumuzla alakası yok. Abla! Bu yemek işi tam senin hayalindeki iş. Aa ben gözlerimle gördüm. Sen o kornişonları doğrarken ki surat ifaden düğünündekinden bile daha mutluydu be. Tabii bunda kocanın karakterinin de payı yok değil. Mutluluk ifadesi senin bu boş televizyon hayalinden vazgeçeceğini sandığım içindi. Ben niye vazgeçiyormuşum televizyondan? Çünkü televizyon senden vazgeçti. Bunu göremiyor musun Arzu? Niye normal insanlar gibi yaşamayı denemiyorsun? Normal bir hayat sürmenin nesi kötü? Çünkü normal hayatlar normal insanlar içindir. Ama ben anormalim. Ve eğer normal hayatın ceketini giyersen bana dar gelir. Sen de hayatın boyunca o ceketin söküklerini dikersin.